Evet, aranızda dolaştırdığımız itiraflar. Bu itiraflardan, en güzel itiraflardan iki kişiyi daha buraya alacağım. Emoji oynayacağız. Bakalım kimler yazmış. Benim bir itirafım yok ama anneme buradan söyleyeceklerim var. Anneciğim, kızın artık nişanlandı. Artık kaçta geleceksin demekten vazgeç. Kim? Siz misiniz? Evet. Demek ona denk gelmiş. Ya anne, ama anne yani her zaman merak eder ya. Merak ederken bile soruyor yani. Kaçta döneceksin diye. Onu biz çanta gibi aldınız da o mikrofon. Böyle mi konuşuyorsun? Evet, soruyor değil mi? Evet, soruyor aynen. Dün akşam ve dışarı çıkarken hala soruyor yani kaçta döneceksiniz falan böyle. Gerçekten. Dün nişandı. Dün de nişan. Nişan sonrasında bir nişan var. Ne zaman? Dündü. Dün müydü? Akşamdı. Sen de nişanlanır nişanlanmaz anne. Daha yani biraz süre oldu zannettim ben. Ama toplandık öyle dışarı çıkalım falan dedik. Onda bile hala yukarıdan bağırıyor. Kaçta döneceksin? O kadar da çok güzel. Bana da hala annem diyor. Kaçta bitti çekeyim, döndüm eve oğlum falan. Anne, daha buraya gelmeden kaçta döneceksiniz diye. Çok güzelmiş. Bırakmıyor, bırak. Evet, teşekkür ederiz itirafınız için. Arka mahallede arabayı park ederken iki arabaya aynı anda vurdum. Ve babama sabah arabayı vurmuşlar dedim, öyle sanıyor. Affet beni baba. Ömer 49. Sen mi? Geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah abi. Ne zaman oldu bu olay? 2-3 hafta oluyor. Daha yeni. Evet. Net bir itiraf bu. Buradan babana ne demek istersin? Buyur. İzlemiyordur büyük ihtimal. O yüzden sıkıntı yok. Ben bizzat kendim burayı böyle YouTube'dan babana forwardlayacağım. Yani ben burayı izleteceğim babana. Baban peki yani hiç daha önce böyle bir babana söylemediğin şeyler oluyor muydu yani? Babana böyle söylersen kızar mı? Nedir konu orada? Niye söylemedin? Kızmaz da gerek yok yani. Başkası yaptı bilsin daha iyi olur benim için. Şu an öğrenecek ama. Öğrensin ya, sıkıntı yok. Şu an bir şey söyleyeceğim. Tam bir itiraf oldu biliyor musun? Ortam gerildi böyle, hoşuma gitti. Yani şu an çok güzel. Peki öğrendi diyelim, denk geldi. Oğlum senin oğlan arabayı vurmuş sana söylememiş diye. Birileri söylese ne tepki verir baban? Herhalde bana yaptırır arabayı. Sana yaptırır. Evet. Yaptırmadınız mı hala? Yok. Daha yeni oldu. Belki görmemiştir bile. Ha, o kadar bilmiyor. Yok. Ya tam bir itiraf. Teşekkür ederiz. Al güzel kardeşimize gel. Beni arayan kişilerle ikiz kardeşim konuşuyor. Kimse anlamıyor. Aha ikiz kardeş. İkizlere sorulan müthiş soruyla başlamak isterim. Tek yumurta mı? Çift yumurta ikizim. Tek yumurta ikizi. Bu soruyu da yani niye soruyor ki insan değil mi? Bilmiyorum. Evet, soruyorlar genelde. Soruyorlar. Tek yumurta. Bir şey diyorlar, aynı yaşta mısınız? Aynı yaşta mısınız? Çok iyi. Burcunuz aynı mı? Önce hanginiz doğmuş? Ben 5 dakika önce doğmuşum. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Hayatta 5 dakikada neler görmüştüm, evet, biliyor çok, musun? Çok. Çok önde gidiyor senden. Evet. Ama ikizlerde tam tersi oluyormuş. Sonra doğan daha büyük oluyormuş. Çünkü o ilk anne karnına düşen oymuş. Sonra o geldiği için ben geride kalıyormuşum. Öyle bilimsel yani değil. Anlamıyorum şu an başka bir şöyle, ikizce konuşmaya başladım. Önce karnına düşen sonra doğuyormuş. Evet. O yüzden aslında daha büyük olan sonra doğanmış. Evet. Ay, ikizlerin de arasında çok değişik bir yarış varmış. Anladım. Yok şu an yani ikizlikle ilgili doktor değil benim derdim. Senin de mi ikizin var? Oo. Bugün bir şey mi kutluyoruz biz? Yani ikizler günü. Ama burada değil. Benimkini benim ablam zannediyorlar. He, o büyük duruyor. Bayağı. Sen değilsin o. Değil. O değil. Şöyle bir şey var. Mesela bizim ses tonumuzda benzediği için bazen beni biri sarıyor. Konuşmak istemiyorum o kişiyle. Gamze diyorum, sen konuşsana. Gözde diye konuşuyor. Sonra o da geliyor, ne dedi diyor böyle konuşurken. Ben de onu oradan tekrar ediyorum devam etsin diye. Aynen. Sizin cümleleri de hep aynı kişi kuruyor gibi biliyor musun? Aynen. Artık durduğu yerden biri devam ediyor falan. Akıyorsunuz hayatta.